İslam Konferansı Teşkilatı'na bağlı ve kısa adı İrsika olan İslam Tarih Sanat ve Kültür Araştırma Merkezi, Tatar Tarih ve Medeniyeti adlı eseri bilim dünyasına kazandırdı. Eser Tatarların tarihi ve medeniyeti üzerine İngilizce olarak yapılan ilk kapsamlı araştırma niteliğinde. Tatar Tarihi ve Medeniyeti isimli çalışmanın tanıtımı İslam Konferansı Teşkilatı Genel Sekreteri Profesör Ekremettin İhsanoğlu, Tataristan eski Cumhurbaşkanı Mintimer Şamiyev ve İrsika Genel Direktörü Doktor Halit Erin'in katılımlarıyla Tataristan'ın başkenti Kazan'da yapıldı. ...2001 yılında Kazan'da yaptığımız birinci kongreden sonra Kazan'daki Tatar bilim adamlarıyla ve Kazan Tataristan yetkilileriyle birlikte bir proje başlattık. Bu proje Tatar Kültür ve Medeniyeti projesiydi. İlk defa İngilizce hazırlanan bir eser ortaya çıktı ve büyük boy 700 sayfa civarında 30'un üzerinde Tatar bilim adamının katıldığı bir projeydi. Rahmetli çok kısa bir süre önce hayata gözlerini kapayan Mirkasım Osmanov, Tataristan İlimler Akademisi üyesi ve Kazan Üniversitesi hocalarından Profesör Mirkasım Osmanov ve Tatar Bilimler Akademisi Tarih Enstitüsü Başkanı Rafael Hakimov'un danışmanlığında, onların önderliğinde bu projeyi başlattık. Ve bu sene tamamladık, sona erdi ve yayınladık. İrsika'nın çalışmaları bununla da sınırlı değil. Geçen hafta içinde bizim Volga Ural bölgesinde başka bir faaliyetimiz vardı. Bu Tatar Kültür ve Medeniyeti kitabının dışında çok daha önemli bir İrsika projesi, kongre Ufa'da gerçekleştirilmiş oldu. Rusya Federasyonu'ndaki Başkurtistan Cumhuriyeti'nin, Başkır Devleti'nin başkenti olan Ufa'da Ufa Devlet Üniversitesi ile birlikte organize ettiğimiz 4. Uluslararası Volga-Ural bölgesinde İslam Medeniyeti Kongresi'ni gerçekleştirdik. Volga-Ural bölgesindeki projelerimizin dışında kısa bir süre önce, 2 hafta önce Balkanlarda bir kongremiz vardı. Üsküp'te Makedonya Cumhurbaşkanı'nın himayesinde yaptığımız Balkanlarda İslam Medeniyeti Kongremiz, ki bu kongre büyük ilgi duydu. Makedonya Cumhurbaşkanı hem açılış konuşmasını yaptı kongrede, hem de açılıştan sonra pleneri ilk oturumunda tebliğ sundu, bilimsel bir tebliğ sundu. Bir cumhurbaşkanı, kendisi tabii aynı zamanda akademisyen, profesör, bir tebliğ sundu. Osmanlı millet sistemini anlattı.